Rusya Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. Önemli mesajlar var. O mesajları da değerlendireceğiz Abdullah Ağ. Stüdyo konuğumuz tam cümleleri kurmaya başlamıştı ki Lavrov'un açıklamaları geldi. Aslında sizi destekleyen açıklamalar. Çünkü bir müzakere var ama o müzakere için Ukrayna süreci biraz erteliyor ifadesini kullanırken aslında Ukrayna'nın ötesini kastettiğini Anladık ifadelerinden. Bir de nükleerle ilgili açıklaması var. Sanki öyle bir e, açıklama gelmişti Rusya cephesinden ifade olarak ama bizden değil batıdan bir tehdit nükleer ve o anlamda adım atılmalı. Ekranlara da yansıyor. nükleer savaş bizim değil batının aklında olan şey ifadesi Lavrov'un sözleri. Bu sözler üzerinden sahadaki gelişmeleri de değerlendirelim. Şimdi halktan tabii e, nükleer tehditle ilgili. Sadece bizim kamuoyumuzda değil, bütün dünya kamuoyunda bir tedirginlik ve Tabii. bir belirsizlik kendisini gösterdi. Şimdi ve Türkiye'de bazı insanlar bilerek ya da bilmeyerek veya ekran şehvetine kapılmış bir şekilde nükleer tehditle ilgili son derece iddialı söylevler üretmeye başladılar. Şimdi bir gerçeğin altını çizelim Tabii. ve onun üzerinden konuşalım. Çünkü bizim aradığımız toplumsal bilinç. Şimdi nükleer silahlar tarafların eline geçtiğinden beri Dünyada zaten bir nükleer dehşet dengesi var. Yani biz tü, bütün dünya bir nükleer dehşet dengesinin üzerinde oturuyoruz. Ve dünyadaki nükleer silahlara sahip olan ülkeler taraflar bir nükleer savaş çıkmasın diye bu savaşları yapıyorlar. Yani hani Amerika Birleşik Devletleri'nin terörü gerekçe göstererek Irak ve Afganistan'ı işgali Ondan sonra başlayan vekaletler savaşı, vekaletler savaşından sonra değişik alanlarda görmüş olduğumuz istikrarsızlıklar, savaşlar ve en son Ukrayna savaşı. Bunların hepsi bir nükleer savaş çıkmasın diye. Şimdi ama Putin ne yaptı? Tabii ilk, ilk nükleer kelimesinin ağzını alan Putin'di Putin, evet. ve hatta bununla ilgili Belarus'la beraber, Lukaşenko ile beraber bir tatbikat yaptılar ve görüntü verdiler. Acil timlerini harekete geçirdi. Bu, bu ne için? Buna dair bir kararlılık ortaya koyuyor. Şimdi ben bir empati yapalım. Bir insan insan olarak sen, sen ne zaman e, karşındaki insanı e, tamamıyla seninle beraber yok etmek istersin? Çaresiz kaldı. Çaresiz ya yok olmaya. Ya artık ben yok oluyorum. Rusya yok oluyor. Rusya'yı yok edeni Rusya'yla beraber yok ederim. Yani diyor ki aslında Putin bu cümleyi kuruyor. Beni bu noktaya getirirsen bu savaşta Benimle beraber sen de gidersin diyor. Yani bu silahı kullanacağını söylemiyor. Bu silahı kullanmaya dair bir şantaj ve bir tehdit üretiyor. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman o işte e, Lavrov'un dediği cümleye gidiyoruz. O cümle nerede? Nasıl bir şey oldu? Onu anlatalım. Sanırım çok daha iyi anlaşılır. Şimdi NATO e, ortaya çıkan jeopolitik gerçeklik üzerinden aktif hale geçti. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Todd Walter, Amerikalı genel. Her zaman Amerikalıdır. Amerika, her zaman Amerikalıdır ve dedi ki ikinci yardımcısı İngiliz'dir, onun yardımcısı Alman'dır. Almandı. Değişmez kural. Evet. Şimdi bu dedi ki e, ben yetki istiyorum. Kimden istedi bu yetkiyi? Stoltenberg'den istedi ve ona yetkiyi verdi. Bu yetki ne demek? 2014'ten beri bu alanla eş güdümlü NATO'nun yapmış olduğu 5 kademeli gizli plan var. O planlar devreye girdi. Geliştirerek o planları güncelleyerek bugüne kadar getirdi. Şimdi o planlar devreye girdi. O planların ne olduğunu bilmiyoruz. Yani NATO ülkeleri ve bunlarla ilgili işte siyasi ve askeri liderlikler seviyelerine göre bunu biliyorlar. Ama bildiğimiz, duyabildiğimiz, yansıyan 15 bin ila 45 bin asker hareketlenecek. Ve NATO ilk defa tarihinde Doğu Avrupa'da, yani Doğu Avrupa'daki müttefiklerini koruma, himaye altına alacak. Şimdi bu süreç başladı. 45, 15 bin lira 45 bin askerin konuşlanması sadece bu değil silahların konuşlanması. Sadece bu değil işte bir takım Ukrayna'ya o gizli plan diyor ya yardımların askeri yardımların yapılması. Şimdi bu işi ne yaptı? İşin en tehlikeli tarafı bizi etkileyecek taraf. işi NATO'laştırdı. Şimdi NATO üzerinden yürüyen bir süreç ortaya çıktı. Bu Bizi de etkileyecek. Yani sen de daha önce e, şeyde, Rusya ile bizim aramıza bir provokasyon, bir manipülasyon girmeye çalışıyor. Bizim bizim dışımızda yani Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dışında bir başka etki bu ilişki üzerine müdahale ediyor. Neyle yapmaya çalıştı? Bunu e, bir etki ajanlığıyla yapmaya çalıştı. Neydi o? Montreux üzerinden ve Bayraktarlar üzerinden. Bir de 34 şehitimiz üzerinden. Bunu gördük. Bir diğer tarafı tabii duygusallık üzerinden. Bunları da çeşitlendirebiliriz. Tüm dünya üzerinde Çeşitlendirebiliriz. Şey Orada var. değil ama işin hani askeri tarafından bir bakmaya çalışıyoruz. Başka bir şey oldu ama. Yani e, Lauro'nun işaret ettiği olay. Dedi ki e, Duda, e, Polonya Cumhurbaşkanı e, ve Alman Şansölyesi Schulz ve Macron. Dedi eğer dedi burayı işgal ederse 1997 yılında Rusya ile imzaladığımız kuruluş senedini iptal ederiz. Şimdi bu ne demek? Baltık'tan Balkanlara kadar her tarafın NATO nükleer silahlarıyla dolması demek. Şimdi o, o işte hani e, e, Trump e, Rusya ile orta menzilli füze anlaşmasını iptal etti ya. O, o füze anlaşmasının içerisinde İskender Emler'de falan da vardı ya. Şimdi benzer bir risk fotoğrafı NATO tarafından devreye kondu. Yani sadece kendisini serbest bırakmıyor. Aslında Rusya'yı da serbest bırakıyor. Bu bizim hop oturup hop kalkacağımız ama birilerinin artık NATO'laşacağı, NATO'nun hükümran olacağı, NATO'nun kararları, NATO'nun kararları Amerika Birleşik Devletleri egemen olacağı bir devlet nizamı. Yani şeye giriyorsunuz, hizaya giriyorsunuz, esas üstüne bekliyorsunuz. ...sana ne zaman rahat derse o zaman rahata geçiyorsun... ...ne zaman hazır ola geç derse o zaman... Geç. ...yürü diyorsun, yürüyorsun, yani koş diyorsun. Genel Sekreterinin kararları da zaten ha, işte, Washington'da onu, alınıyor... Işte, ...oradan alınıyor, kararları şey. yani gelip şu an, açıklıyor. Onu yaptı Amerika Birleşik Devletleri. İşte buradan Amerika Birleşik Devletleri'nin i̇şte en büyük kazanımı... ...kendisi açısından... ...sağa sola hareket eden, kendi inisiyatifler... üretmek isteyen Almanya ve Fransa başta olmak üzere... ...bütün... ...Avrupa ülkelerini hizaya geçirdi. Başka hizaya geçirmeye çalıştığı kim? Türkiye... Şimdi biz, şimdi NATO'laşmasının üretmiş olduğu risk orada. Şimdi bir şey yaptıramasa bile korkunç baskı altına alacak. O ile beraber... Zaten e, Yunanistan'la ilgili attığı adımlar bunun ön ayak sesleriydi. Adaların silahlanması... Ama Sayın Erdoğan şey. ne dedi? Bak o, o, o tweet bence tarihi bir tweettir. Kuzeyimizde bir istikrarsızlık var. Biz bu istikrarsızlığı inşallah savuşturacağız. Biz Türkiye olarak hem siyasi hem askeri, hem ekonomik, hem istihbarat, hem de teknolojik olarak kendi başına siyaset ve strateji üretecek bir ülkeyiz. Bu NATO'ya karşı da Rusya'ya karşı da ortaya konulan bir irade beyanıdır. Tam düşün. bu noktada soracağım. Yani öyle bir noktaya geliniyor ki özellikle savaş atmosferinde mutlaka bir tarafın içerisinde ya da o tarafın angajmanları içerisinde söylem üretildiğini görüyoruz. Ya da o toplulukların buna katılması kolaylaşıyor. İletişimle ilgili çok da teori var bununla çok ilgili. Çok bunun dışına çıkmak, yani tüm bu mesajların dışına çıkıp kendi inisiyatifimizi kullanarak ve kendi çıkarımızı da, ülke çıkarını da Başka, düşünerek adım atabilmek bi, bi, mümkün bi, biraz mü? Biraz bir şey bir cümle kurayım müsaadenle. Ben de o esnada Fo nükleer silahlarla ilgili tamam. bir görsel foto var, onu isteyeyim foto Fotoğrafı dışında. Rus gibi değil, Amerikalı gibi değil, NATO gibi değil, Varşova gibi değil. Türk gibi okumak bahsetti. Biz bir Türk ve Müslüman gibi okuyacağız bu fotoğrafı. Başkalarının istediği gibi değil. Bunu başarabilirsek... Dünya içinde bir umut olacağız. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Batı da Doğu da insanlık için bir umut olmadığını ispatladı. Fotoğraf burada. Bak, yani, masumların kanının, canının toprağının ismar edildiği bir savaş görüyoruz burada. İki taraf da ismar ediyor bu işi. Yani onu demek istiyorum. Gerçekten bütün samimiyetimde buna inanıyorum. Biz bu Türkiye, bu ülkeye inanıyorum ben. Bu ülke kendi içindeki kontaminasyonları, hatalarını ayıklasın ve. Doğruya doğru yürüsün. Bak göreceksin bütün insanlık peşine takacak. Bunu ben senden yapmış olduğum programları daha önce de söylemiştim. Ne zaman söyledim? Feto'dan sonra söyledim. Dedim ki, Feto'dan doğru dersi çıkartabilirsek, daha açtan doğru dersi çıkartabilirsek lokomotifi doğru raya sokarız ve bu lokomotif doğru yere gider. Bak bu bu son derece önemli. Çünkü insanlık artık kendisine yol gösterecek bir irade arıyor. İnsanlığın hakkını verecek. Böyle bir risk fotoğrafı var ve dünya tekrar büyük bir kaosa sürüklenmek üzere bu fotoğraf üzerinde. Burada Türkiye'nin duruşu, Türkiye'nin ortaya koyacağı kavramsal çözümler, uluslararası hukuka, hakkaniyete ait çözümler ve iradesi ve mukavemeti insanlığın kaderine belirleyecek. Türkiye'nin kaderine belirleyecek, Orta Doğu'nun kaderine belirleyecek ve Balkanlarla Kafkasların belirleyecek. Çünkü bu savaş bir yani Baltık'ı çok konuşuyoruz ama asıl Balkanlar ve Kafkaslar için oynanan bir savaş. Bir de son dakika gelişmesi var Abdullah. Ağar. Müzakereler sabah saatleri itibariyle başlayacak ifadesi vardı hatta çok Ay, ona bir yorum yapalım sembolik e, yer seçilmişti. Ona dair Rusya'dan bir ifade var. Sabah değil saat 15'te. Öğleden sonra 15'te yapılabilir ifadesi var. Tarafların o noktaya gittiğini biliyoruz. E, Belarus sınırında bir nokta olduğunu da e, lokasyon olarak söylemiştik zaten. 15'te yapılabilir ifadesi Rusya tarafından geldi. ikinci turla ilgili. Bu da nükleer silahlar. Aslında bu rakamlar e, aktif kullanılabilir silahları yansıtmıyor elbette. Son okuduğum bir e, 2022 yılına ait bir rapor vardı. O rapor içerisinde bin küsür civarında aktif kullanılabilir hem Amerika'nın hem Rusya'nın silah olduğu belirtiliyordu. Aktif kullanılamayan ya da devreden çıkmış diye de ifadeler vardı ama toplandığı yapıldığında 6.250'ye 5.550 gibi bir rakam çıkıyor. Bu rakamlarla ilgili de... Toplam 13.000. Evet yani. Toplam 13 bin ee, örneğin şöyle bir Amerika'da araştırma yapılmış. Ee, o soğuk savaş döneminde nükleer silahların hedef alınacağı noktalar içerisinde sıradan basit köprüler bile var. O köprüye bile nükleer silah angaje etmiş soğuk savaş döneminde Amerika ve bu yenilenmediği için de hala o angajman devam ediyor. Bu raporları da görmüştüm bu nükleer silahla ilgili araştırma yaparken. Belki buna dair de görüşlerinizi yani alabilirim. Bir, zamanda zamanlar 40 bindi. <laughs> 40 bin olunca o dediği yer taktiksel e, evet. şey, yani 40 bin tane olunca atacak Nereye yer yani? yani. Ama şimdi bu nükleer silahların en büyük özelliği ne biliyor musun? Başa bela. Nükleer silaha sahip olan ülke için başa bela. Çünkü çok pahalı. Yani onun o sistemin bir şekilde korunması, işletilmesi ve işlerliğinin arttırılması hepsi milyarlarca dolar. Yani Rusya'nın aslında belli bir gördükler silahlar. Amerika Birleşik Devletleri için aynı cümleyi kuramayız. Ama yani hani ben bu işi bilen arkadaşlarla konuşup kesin rakam telaffuz edemiyorlar. Sayılarıyla ve te, kullanmış olduğu teknolojilerle filan milyarlarca dolar para harcıyorlar ama. Yani düşünsenize zaten Rusya'nın eto butu belli. Amerika Birleşik Devletleri 21 trilyon dolar. Ama Rusya... 60 milyar. Yok 1.7 trilyon dolar. Şeyin mi? E... safi milli hasılası. Ha, ben Hayır, savunma şimdi, harcamalarını yok, ha, yok savunma, savunma harcası 800 milyar, 800, mi? 800 milyar dolar 60 milyar dolar. Şimdi 60 milyar dolar içinde belki 10 milyar doları şey harcıyor. E, nükleer silahların e, ikamesine harcıyor. E şimdi bu tabii bel bir küçük bir şey. Ağır bir şey yani. Şimdi bununla ilgili çok pek çok çalışma yaptı. Rusya'nın elinde daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin elinde 40 bin tane vardı. Veda etmeden bir soru sormak isterim. Ee, Vaktimiz azaldı iki mı? İki dakikamız Rahman. kaldı. Ee, bir süreç işliyor ve çok hızlı işliyor. Örneğin Avrupa Birliği ile ilgili süreç, Ukrayna ile ilgili çok hızlı işliyor. NATO ile ilgili tartışmalar başka boyutta değerlendiriliyor. Bir de daha süreç başlamışken daha 8. günündeyken işlenen suçlar, soykırım iddiaları bununla ilgili hemen mahkeme tarihleri verildi. Mart'ın hemen başında yine mahkemeler görülecek. Ama şöyle bir de dünyada olan başka savaşlara baktığımızda Irak, Afganistan, Filistin yani bunlarla ilgili konuşma bile yok. Bunun 200, bu soru bile aslında bu iki yüzlü tavrı ortaya koyuyor ama belki birkaç cümlede olsa görüşlerinizi almak istiyorum. Ya istedim. bir, sahadan bir şey yakaladım. Çok ilginç geldi bana. Ruslar Babiyar, Bibiyar yani ana uçurumu gibi, kardeş uçurumu gibi bir hani bizim e, Türkçe'de olan bir kelime. Orada bir anıt mezarı var. Çok ilginç bir şekilde orayı vurdular. Bunu bilerek mi vurdular, bilmeyerek mi vurdular bilmiyorum ama orası ne biliyor musun? Orası hem... E, Holocaust anıtı olarak da geçti. Tabii şeylerin e, yanlış hatırlı rakamlar eksik olabilir, fazla olabilir. 39 bin Yahudinin bir gecede katledildiği yer ama orada sadece Yahudiler, Naziler tarafından katledilmemiş. Sovyetler Birliği de orada 60 bin kişiyi katletmiş Buraya işte gizlenmiş şu olmuş mu olmuş ama şu olmuş oraya bir tane e, anıt mezar yapılmış ve Ruslar orayı vurdular. Bence oradan yani Kiev Patriği şöyle konuşuyor. Bizi dedi daha ne kadar soykırama tabi tutacaksınız dedi. Pat, şey haham e, pardon özür dilerim. Yani burada teolojik ve e, bir diğer tarafıyla ırksal bir en diğer tarafıyla lebetlik. mezhepsel bir etki ortaya çıktı. Bunu Ruslar bilerek mi yaptılar? Yoksa yanlışlıklar mı oldu bilmiyorum ama resmen vurdular. Şimdi bu işin bir başka Sonuçta boyutu var. Olsun Şimdi olurdu. sarsıcı bir şey söylemek istiyorum. Yani son anda İsrail'le ile Rusların ilişkisine bir bakmak lazım. Ukrayna üzerinden. Bu bir soru olsun hatta bunu, izleyicilerimiz. Bunu ben çalışıyorum, bitirdiğim zaman yazacağım. Evet eve dövü de olsun izleyicilerimiz de baksın çünkü ilişkilerin iyi olduğunu biliyorduk ama e, şunu da ekleyebiliriz belki buna Zelenski'nin de bir e, Yahudi. Yahudi olduğunu da e, işin içine katalım. Zor yok, bir denklem. Yok, yok. Suriye'de direkt karşılaştı. Ee, evet. Direkt başka denklemlerde. Direkt, e, Ya İsrail ile Rusya Suriye'de kafa kafaya geldi. Farklı bir boyut. Bunu da başka yayınlarda konuşalım. Tamam. Abdullah çok teşekkür ederiz. Yine çok zihin açıcı bir yayın oldu. Teşekkür ederiz.